Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uygun fiyatlı serisinden 5 tane uygun fiyatlı maskaradan bahsedeceğim. Bu uygun fiyatlı serisini çok sevdiğinizi biliyorum. Önceki videolarda da çok beğendiğinizi, tavsiyelerimin hoşunuza gittiğinizi söylemiştiniz. Bu da beni açıkçası çok memnun etti. Ben bu seriye makyaj yapma sırama göre devam ediyordum. Geçen serimizde, yani geçen bölümümüzde uygun fiyatlı 5 tane allıktan bahsetmiştim. Aslında ben fardan sonra maskarayı sürüyordum ama allığı araya sokmuş gibi oldum. Bugün de maskara, yani diğer adıyla rimeli, sizlere 5 tane uygun rimelimden ve yine bonus ürünlerden de bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapayım yine. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz ve bu videoyla ilk kez beni izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olunun yanındaki zile de basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış oluyorsunuz ve her çarşamba ve cumartesi günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladığım anda sizlere bir bildirim gelerek haberdar olmuş oluyorsunuz. Şimdi hemen ben ürünlere geçiyorum. Maskaralardan 5 tanesini önüme sıraladım ama diğerlerini de hani bonus olarak yine ayırt edemedim. Onları da böyle önüme koydum. Onlara da bakıyorum, hani 5 değil, bunu biz 10 mu yapsaydık acaba diye de düşünmüyor değilim. Maskara konusu bence çok önemli. Yani makyaj yapılmış görünümü veren tek ürün bence maskara. Ben böyle düşünüyorum. Gözlerdeki o solgun, yorgun, birazcık daha hani böyle düşük veyahut da işte ne bileyim renksiz görüntüyü bir anda canlandırabilen bir ürün bence. Hani deseniz ki bana hiç makyaj yapmayacaksınız ya da işte ne bileyim minimum ürünle makyaj yapmak istiyorsunuz günlük, hangi ürünleri kullanırsınız? Size bir tek maskara, bir de yanına ruj ekleyebilirim. Bir maskara ve bir rujla direkt görünümünüzü hemen değiştirebiliyorsunuz. Kirpikleri daha belirgin, gözleri daha anlamlı, daha bakışları daha güzel bir hale getiren bir ürün bence. Son dönemde renkleri çok fazla piyasaya çıktı ve hatta çok da popüler oldu. Ben şimdi hemen daha fazla lafı uzatmadan başlayacağım. Birinci sıradaki ürün, şu anda gözümde de kirpiklerimde kullandığım ürün. Uzun bir dönemdir bunu kullanıyorum. Hatta size bunu geçtiğimiz bu favorilerde değil, bir önceki favorilerde olması lazım. Yine eklemiştim ben bunu favori ürünüm olarak. Ben bunu çok geç keşfettim. Aslında yeni bir ürün değil ama kullanmaya başladığımdan beri de sürekli olarak bununla makyajlarımı tamamlıyorum. Bu da Essence'ın Volume Stylist isimli bu Lash Extension olan maskarası. Essence'ın maskaraları gerçekten çok popüler ve fiyatları da çok uygun olduğu için çok tercih edilen bir marka olduğunu biliyorum. Ben Essence'ın bu Volume Stylist'ini pembe olan, hani şu herkesin çok beğendiği meşhur maskarasından daha çok beğeniyorum. Lash Extension kirpiklere böyle birazcık içerisindeki fiberler sayesinde daha uzun, daha dolgun bir görünüm de veriyor. Fırça yapısını size hemen göstereceğim şu şekilde. Genelde fırçalar kum saati gibi olur ya, bu da tam tersi. Ters kum saati diyeceğim. Ortada biraz bombesi var. Kenarlara doğru biraz daha küçülüyor. Kıl yapıda olan fırçası var. Plastik değil kılları. Ama inanılmaz güzel böyle kirpiklerinizi uzatıyor. Ben bunu özellikle mesela kirpiklerimin şu uç tarafına doğru fazla fazla şöyle, hatta uyguladıktan sonra bazen şu an yaptığım gibi böyle biraz da uçlarına, hafif biraz daha tam uçlarına böyle eklemeyi seviyorum. Kirpikleri gerçekten daha uzun gösteren bir maskara. Çok beğeniyorum, çok memnunum. Yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bakmalısınız. Uzun kirpiklerden hoşlanıyorsanız. Çok tel tel ayırmıyor ama çok da böyle yapıştırmıyor. Topak topak da yapmıyor hepsini. Bu anlamda hani benim çok beğendiğim bir maskara. Benim kirpiklerim çok aşırı yoğun, gür değildir ama çok zayıf, cılız da değildir. Biraz bazen düşük durabiliyor. Bu birazcık daha kaldırıyor. Şu an bakın gözümdeki ifadede, hani bu kirpiklerin ifadesinde hiçbir şekilde maşa kullanmadım veya altında bir maskara bazı da yok. Direkt bunu tek başına uyguladığım bir görünüm görüyorsunuz. O yüzden bunu ben beğendiğim için sizlere de tavsiye etmek istedim. Birinci favorim. Şu anda yani yaklaşık 2 aydır falan sürekli kullandığım bir maskara olduğu için birinci favorim bu oldu. İkinci favori ürünüm yine son dönemde keşfettiğim, yani yaz başı falan da herhalde. Yaz, evet, Mayıs aylarında falan kullanmaya başlamıştım ben bunu. Çok beğenerek kullandığım bir ürün yine bu. Fakat bu hani drugstore'larda satılan ürünlerden değil, Kiko ürünlerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Kiko'nun ürünleri de aslında çok yüksek fiyatlı olmadığı için hani NYX'in, Kiko'nun aynı ayarda gidiyorlar. Çok aşırı yüksek fiyatlı değiller ve indirim zamanında da gayet makul indirimler yapıyorlar. O yüzden bunu da ben eklemek istedim. Bu da elimde gördüğünüz Extra Sculpt isimli volüm maskarası Kiko'nun. Böyle ambalajı biraz böyle köşeli, böyle sütun, değişik binalar vardır ya, ben biraz onlara benzetiyorum. Enteresan mimarlı olan yüksek binalar vardır böyle. Biraz onlara benzetiyorum açıkçası. Çok güzel bir ambalajı var. Çok yoğun siyah bir maskara. Şöyle az önce söylediğim kum saati şeklinde olan fırçalardan bir tanesine sahip. Yoğun kılları var. Çok iri, çok büyük bir fırçası var. Yani bunu uygularken birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Hani gözünüzde herhangi bir yere değdirmemek için. Hani üst tarafa veya alt tarafa değdirmemek için. Alt kirpiklere uygulamak için çok uygun değil ama üst kirpiklerinizi inanılmaz dolgun ve çok güzel, böyle simsiyah, koyu, gür,
uzun gösteriyor. Daha ne diyeyim, her şeyi yapabilen bir maskara bu. Ben bunu çok beğeniyorum bu anlamda. Genelde alt kirpiklerime çok fazla maskara uygulamayı sevmiyorum ama hani bu maskarayla zaten üst kirpiklere böyle dolu dolu bir ifade verebiliyorsunuz. Çok yapıştırmıyor kirpikleri. Çok güzel gösteriyor. Kalıcılığı çok güzel. Kesinlikle akmıyor gün içerisinde. Çıkarırken çok zorlanmıyorum. Zaten az önce söylemedim. Bunda da öyle. Bu birazcık çıkarırken hafif daha çok zorlanılan bir maskara. İçerisinde fiberler olduğu için onu söylemeyi unuttum size. Fakat şöyle ki hani ben rimellerimi çıkarırken önce miseler suyla temizledikten sonra arkasından yağ bazlı temizleyiciyle iyice oluşturarak kalanları da iyice temizliyorum. Arkasından da su, böyle köpüklü bir temizleyiciyle yıkadığım için hiçbir şey kalmıyor maskaradan. Hiçbir iz kalmıyor. O yüzden bu tür özellikle bu şu Essence Volume Stylist'te de bu Kiko'da da yağ bazlı çözücülerle kirpiklerinizi böyle temizlemeye çalışırsanız misal suyla sildikten sonra kirpiklerinizi daha güzel arındırabiliyorsunuz. Bu da beğendiğim ikinci maskara Kiko'nun maskarası. Bence bir bakmalısınız buna. Eğer yoğun dolu dolu böyle gür kirpikler istiyorsanız bu tavsiye edeceğim ikinci ürün olacak size. Aslında bu videoyu belki bundan hani 3 ay 4 ay önce falan çekseydik ilk 5 favori maskaramda belki birinci sıraya gelecek olan bir ürün. Şu anda az önce gösterdiklerimden dolayı 3. sıraya ertelemek zorunda kaldım bunu söylemeyi. Bu da artık herkesin bildiği ve herkesin favorisi olduğunu düşündüğüm, çoğu insanın favorisi olduğunu düşündüğüm Maybelline markasına ait Lash Sensational isimli maskarası. Çok memnunum bu maskaradan, çok seviyorum. Bundan daha önce de bitirmiştim zaten. Şu şekilde plastik bir yelpaze şeklinde olan böyle bir fırçası var. Kirpiklerinizi gerçekten çok güzel uzatıyor. Çok ince ince böyle hepsini hem ayırıyor ama hem de böyle çok tel tel örümcek bacağı gibi de ayırmıyor. Çok güzel bir şekilde kirpiklerinizi uzun ve dolu gösterebiliyorsunuz. Yani hiç altına kesinlikle baz uygulamadan kullanabileceğiniz çok güzel bir maskara. Kalıcılığı çok iyi. Hiç akmıyor. Gün içerisindeki duruşu da çok güzel. Ben son dönemde özellikle kirpiklerimin şu içeriye kadar olan değil de hani buraya çok hafif uygulayıp daha çok şu dış köşeye doğru yoğun yoğun uygulamayı seviyorum. Bu da o yapıya çok müsait. Şu yelpaze şeklinde olduğu için buradan böyle hafif ittire ittire dışarı doğru uyguladığınızda hani kirpiklerinize böyle bir maşalanmış etkisi de yaratıyor aslında. Uygun fiyatlı, belki Kiko'dan daha uygun. Hani ikinci sıraya da koyulabilir bir ürün aslında ama ben son dönemde Kiko'yu çok kullandığım için bunu 3'e attım. Hatta birinci sırada olabilecek bir ürün. Dediğim gibi çok ayıramıyorum. Hani maskara bu en sevdiğim maskaralar benim. Elimin altında o gün hangisi varsa onu kullanıyor gibi de oluyorum ve hepsinden de çok memnunum. Bu Lash Sensational'la ben bakmanızı tavsiye ederim. Hiç denemediyseniz ama zaten eminim ki çoğunuz makyaj severlerin çoğu da bunu denemiştir. Makyaja yeni başlayacak olanlar için de tavsiye edebileceğim bir ürün. Çok kirpiklerle uğraşmayı istemiyorsanız eğer hemen bunu uygulayın. Yani kirpiklerinizle gerçekten çok mükemmel bir sonuç elde edeceksinizdir. Bu da üçüncü sizlere uygun fiyatlıdan favorim olsun. Gelelim dördüncü favorimize. Dördüncü favorim de bu sefer artık siyah değil. Son dönemde çok kullanmaya başladım ve özellikle fark ettiyseniz hani böyle yaz döneminden itibaren çok aşırı yoğun göz makyajları yapmıyorum. Daha çok nude makyajlara gidiyorum. Nude türde hani böyle daha doğal, daha göz farını da çok fazla kullanmadan yaptığım makyajları daha çok beğeniyorum. O yüzden de hani böyle yokmuş gibi makyajlara da eşlik edebileceğini düşündüm. Aşırı böyle siyah, tam böyle simsiyah kirpikler istemiyorsanız eğer, daha doğal bir görünüm istiyorsanız eğer, son dönemde de çok popüler oldu zaten. Bu da L'Oréal Paris'in Paradise Ecstatic isimli olan bu kahverengi maskarası. Paradise Ecstatic'in normalini de ben zaten çok beğeniyordum. Kullandım, bitirdim. Birkaç tane ondan kullandım yine ve çok yoğun böyle güzel bir fırça yapısı var. Yani kirpiklerinize yoğun bir maskara uygulayabileceğiniz fırça yapısı var. Fırça yapısı bunda da aynı. Zaten değişmiyor, standart. Hafif böyle ortada, hafif inceliyor. Çok kum saati gibi durmuyor ama bunun da yine kıl yapıda olan bir fırçası var. Kahverengi olmasından dolayı kirpiklerinizde böyle aşırı aşırı yoğun bir maskara görünümü vermese de o kirpiklerinizin netleşmesini sağlıyor. Bakışlarınızın daha anlamlı bir hale gelmesini sağlıyor. Bunun yanında kahverengi olmasından dolayı da çok keskin görünmediği için daha yumuşak bir ifade de veriyor yüzünüze. O yüzden ben kahverengi maskarayı bu anlamda kullanmayı seviyorum. Yaklaştırdıkça kokusu buram buram geliyor. Bununla ilgili söyleyebileceğim tek dezavantaj kokusu. Yoğun bir kokusu var ve bu koku yani sürdükten sonra da kirpiklerinizde kalıyor. Hatta böyle sürdükten sonra yani burnunuza böyle bir yerden bu kokunun geldiğini hissediyorsunuz. Hemen sonrasında değil yani bakın. Hani böyle bir saat iki saat geçtikten sonra bile o koku hafif hafif böyle geliyor size. Bu parfümü belki olmasaydı içerisinde yani bu kadar yoğun bir parfüme kirpikler için ne gerek var onu da anlayamadım. Biraz da sıkıntılı hani çok hassas gözlere sahip olanlar için. Kontak lens kullananlar için böyle içerisinde parfüm olan ürünler hani gözlerinize temas edebilir ve orada böyle bir sıkıntı yaratabilir durumu da var ama eğer hani bu tür hassasiyetiniz yoksa
Kullanımda da pratikseniz artık maskara kullanımında. Ben bu kahverengi maskarayı sizlere öneririm. Zaten Paradise Ecstatic'in ben her ürününü gerçekten beğendim. Şöyle ki klasiğini kullandım, çok beğendim. İşte waterproof olanını gerçekten çok beğendim. Bazını sürekli olarak kullandığım bir ürün. Paradise Ecstatic serisindeki baz, kullandığınız bazı hafif olan maskaraları birazcık daha yükseltmenizi sağlayabilecek bir ürün. Bu da kahverengi olduğu için dediğim gibi yumuşak bir geçiş sağlıyor. Bir denemenizi ben tavsiye ederim. Hani hiç kahverengi maskara denemediyseniz belki tereddütte kalabilirsiniz ilk başta ama uyguladıktan sonra hani o yüzünüzde böyle maskara uygulanmış da uygulanmamış gibi olan o ifade, hani yokmuş gibi dediğimiz makyajlara çok güzel eşlik edebilecek bir ürün. O yüzden bunu da favorilerime eklemek istedim sizlere. 5. favori ürünüm sizlerden bana gelen bir favori ürün aslında. Siz takipçilerime sormuştum, favori ürünleriniz neler? Beğendiğiniz favori ürünleri bana yazar mısınız demiştim daha önceki videolarımdan bir tanesi için. Ve sizler bana favori ürünlerinizi yazmışsınız. Ben de onlarla bir makyaj yapmıştım. O makyajı yaparken tanıştığım bir üründen bahsedeceğim size. Bu da Pastel'in Express Volume ve Length isimli olan bu maskarası. Bunu bana sizlerden birisi önermişti. Çok beğenmiştim bu ürünü. O zamandan beri de kullanıyorum ve çok da uygun fiyatlı bir ürün. Plastik kılları olan, çok ince, kıllarının da çok fazla uzun olmadığı, kendi hani şu uzun sapının da birazcık daha ince olduğu bir aplikatöre sahip. Uyguladığınızda tel tel tek tek ayıran ve uzatan, hani böyle örümcek bacağı görünümünü seven de var sevmeyen de var ama eğer seviyorsanız böyle bunu uyguladığınızda kirpikleriniz gerçekten incecik upuzun bir anda çok farklı bir boyuta taşıyor. Uygularken şöyle satın aldığımda hiç daha önce kullanmamıştım. Tamamen o videoda sizlerden gelen öneriler üzerine kullanmak amacıyla almıştım. Kullandıktan sonra inanamadım yani görüntüsüne. O zamandan beri de çok severek kullandığım bir maskara oldu. Çok uygun fiyatlı dediğim gibi, tekrardan bunu da söyleyeyim. Kullanımında herhangi bir şekilde yine akma, bozulma herhangi bir şey yapmıyor. Bunun bir güzelliği de şu. Fırça yapısından dolayı alt kirpiklerinize de rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz bunu mesela. Hani hem üst kirpik hem alt kirpik, ben maskara sürmeyi seviyorum diyorsanız eğer üste de alta da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Altta da topaklanmadığı için bu ince kirpikleri de çok güzel bir şekilde böyle hem koyu görünüme de sahip olduğu için bakışları da daha etkili hale getirebiliyor. O yüzden bu da sizlere 5. uygun fiyatlı favorimden Pastel'in Express Volume isimli olan bu maskarası. Şimdi gelelim bonus ürünlere. Yine 5 tane üründen sonra 2 tane de bonus ürün sizlere söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi aslında ilk 5'e girmesi gereken ama ilk 5 dediğimiz için adı ilk 5'e sokamadığım ürünlerden bir tanesi Max Factor'ın 2000 kalori isimli maskarası. Bu çok uzun zamandır kullandığım bir maskara. Yani yeni bir maskara değil zaten. Bu şekilde standart kıl yapıda olan bir fırçası var. Kirpiklerinizi yoğun, siyah, harika gösteriyor ve kullandıktan sonra da gün boyunca hiçbir şekilde gözünüzden de akmıyor. Ben çok memnunum bundan. Bu markanın bu maskarasını çok fazla beğeniyorum. Sizlere de bonus ürün olarak bunu da tavsiye etmek istedim. Gelelim ikinci bonus ürüne. Biolis'in bildiğiniz gibi pek çok maskarası var. Aslında hepsi birbirinden güzel ama bir tane ürün sokmam gerekiyordu buraya. Ben Define It isimli olan bu maskarasını çok beğeniyorum. Bunun da yine kıl yapıda, şöyle gösterirsem çok esnek. Bakın ne kadar esnek olduğunu görebilirsiniz. Ve şekil olarak da tam böyle bir çam ağacı gibi görünüyor şöyle tuttuğum zaman. Alt tarafı aşırı kalın, yukarı doğru inceliyor. Plastik kılları ve çok sık plastik kılları var. Kirpiklerinizi dolu dolu simsiyah gösteren maskaralardan bir tanesi. Dediğim gibi çok esnek olduğu için hani alırken fazlalığını böyle rahat rahat buraya sıyırabiliyorsunuz ve ondan sonrasında pıt pıt uygulayabiliyorsunuz ve çok kolay bir şekilde kirpiklerinizi dolu dolu gösteren bir maskara yine. Bunu da bakmanızı ben tavsiye ederim. Dediğim gibi Biolis'in zaten maskaraları çok güzel. Bu da benim bonus ürün olarak sizlere tavsiyem olsun. Dediğim gibi 5 tane maskarayı tekrardan size özetlersem. Birinci sırada Essence'ın Volume Stylist maskarası. İkinci sırada Kiko'nun, şöyle yapayım ya sıralamayı, Kiko'nun Volume Extra Sculpt isimli maskarası. Üçüncü sırada Maybelline'in Lash Sensational isimli maskarası. Dördüncü sırada L'Oreal'in Paradise Ecstatic'in kahverengi olan maskarası. Ve beşinci sırada da Pastel'in Volume Express isimli olan maskarası. İlk 5 favorim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyifle izlemişsinizdir bu videomu. Sizlerin de kullandığınız ve çok beğendiğiniz maskaralar varsa bana lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü maskara gerçekten benim için çok önemli bir konu. Hiç makyaj yapmasam bile dışarı çıkarken illa bir maskara sürüp çıkıyorum. O yüzden de değişik maskaralar sizlerden tavsiye gelirse onları da denemeyi çok isterim. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.